Birçok ilke imza atıldı. Bir tanesini Ahmet de söyledi. İşte iki 20 yaş altı oyuncu ilk defa bir arada oynadılar. Kenan ve Arda'dan bahsediyoruz. Diğer taraftan Mert'in muhteşem bir kurtarışı var. Ki %94 oranında gol olma ihtimali olan bir şutu, kafayı daha doğrusu Baumgartner'ın kafa vuruşunu %6 ihtimalle Mert kurtarmayı başardı. Ki Rangnick bile maç sonrası söyledi, işte İngiliz efsane kaleci Gordon Banks'e atıfta bulundu. O da takdir etti Mert'i. Bu sonuç. Esas maçı buraya getiren sebeplerden bir tanesinin altında da Mert'in imzası var. Tıpkı Çekya maçının 44. dakikasında kurtarmış olduğu 1-0 biz öndeyken ve adamlar 10 kişiyken bir pozisyon vardı Çekya maçında. Hı hı. Bu maçta da bu sonuç, yani bu tarihe geçecek. Taferel kurtarışı deyince, bu kurtarış deyince aynı şeyleri anımsayacağız, hatırlayacağız. Yanılmıyorsam Volkan Demirel'in ve Rüştü Reçber'in de bir takım kurtarışları var. Rüştü Reçber'in Brezilya'da, Volkan Demirel'in de Sevilla maçında, ki ben o maç dedim, kurtarışları var. Çok özel kurtarışları var. Şimdi bu sonuç maçı buraya getiren, onlar adına maçın buraya gelmesi ve bizim adımıza maçın buraya gelmesi sebeplerden bir tanesi esas 51. dakikada yaptığı %100 bir kurtarış var. Kendisini açarak. Tabii bu kadar ikonik değil. Ama tıpkı Çekya maçında olduğu gibi o maçtaki yaptığı kurtarışta takımımızın oyunda kalmasını sağladı. Şimdi bir kere maçı ikiye ayıralım ve turnuvayı sekize ayıralım. Bu maçın ilk yarısı, yani turnuvanın 7. devresi en iyi oynadığımız devredir. Nokta. Her şeyle, attığımız golle, önde gitmemizle, oyunu çok doğru açmamızla, iki tane bekimizi kenarlara açıp merkezdeki hepsini sıkıştırıp o iki bekimizin zaman zaman Kerdoğan gibi içeri gelmesiyle, Kaan'ın üçüncü stoper olmasıyla, yani 45 artı bir olumlu anlamda söylüyorum, felaket, muhteşem bir ilk yarı oynadık. Muhteşem bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı iki forvete geçtiler. Karşımızda Kurt bir hoca var. O iki forvet bizim dengemizi, düzenimizi bozdu. Tabii evet, ki biraz bozacaktı. Zorlandık. Tabii ki bozacaktı. Hiç çıkmadık, tabii ki çıkmayacaktık. Şimdi yedili blok arkada sakin oturuyor da önde karşılamamız gereken Arda, Barış ve Kenan'ın savunmacılığı ne kadar? Onları topa geçiremedikten sonra, topu onlara atamadıktan sonra o çocuklar da oyundan düştü. Dolayısıyla o yedili blok savundu, savundu, savundu. Çok dikkat. Özellikle Ferdi, Kenan, Abdülkerim hattında çok ciddi arazlar verdik. O ara golü bulduk. 2-0'dan sonra en tehlikeli dakikalar başladı. 7 dakika sonra golü yedik, evet. Ve ondan sonra da Mert'in bu tarihi kurtarışına kadar kalp atışı. Ama hücum çok kıymetlidir. Ama hücum bir yerde Allah'ın size bahşetmiş olduğu fıtratın, yeteneğin bir sonucudur. Savunma öğrenilebilir. Savunma hep beraber takım halinde yapılabilir. Hücumda daha çok yetenek, savunmada daha çok taktiksel disiplin ön plana çıkar. Dolayısıyla da biz o taktiksel disiplini bütün oyuncularımızla, oyuna sonradan giren Okay'la, Kerem'le, hepsiyle, İrfan'la, hepsiyle beraber yaptık. Muhteşem bir performans gösterdik. Başta Montella olmak üzere. Niye Montella başta? Bilmiyor muyuz şimdi Merih'i övmeyi, efendim Mert'i övmeyi? Çok güzel, hepsini övelim. Peki bu takım evine dönmüş olsaydı bugün kimi asıyorduk biz? Teknik adamı. Liderleri Kadir. Ki dolayısıyla bu tercihleri yapan da Montella. Önce Montella'yı, yani sonra Mert, Merih başta olmak üzere. Ferdi turnuva rekoru kurdu. Yani hepsinden kime başlayalım? Sadece Kenan kardeşimizi biraz bir tık geriye alıyoruz. O çünkü iyi bir performans gösteremedi. Ama o dört maçları gösteremiyor. Çünkü milli takım oyunculuğu bambaşka bir şeydir. Kenan belki buraya daha da adım atacaktır ama 20 yaş altıdır. Onu eleştirmek için değil, hadi oğlum demek için bunları söylemek lazım. O nedenle bütün takımı, malzemecisinden, masöründen, fizyoterapistinden, hocasına kadar hepsini kutlayalım. Ya tabii ki eleştiriler yapılabilir ama bugün pek onun da yeri ve zamanı değil diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten skoru almak ve çeyrek finale çıkmak çok önemliydi. Çok hızlıca gazete manşetlerine de bakalım mı? Yeri gelmişken Fanatik Gazetesi "Türkiye sizinle gurur duyuyor" başlığını atmış. Başlıkları aslında hızlı hızlı sizlerle paylaşmak istiyorum. Fanatik Gazetesi'den devam edecek olursak, milli arzuyla çeyrek finale, bu Rıza Hoca'nın, Rıza Çalınbay'ın değerlendirmesi. Diğer tarafta da Bülent Uygun şöyle diyor: "Çağın futboluyla destan." Fanatik Gazetesi'nde
bu iki başlık atılmış. İki teknik adamın aslında bakış açısı bu. Gerçekten milli arzuyla çeyrek finale yükseldik. Diğer tarafta foto maç Türk destanı demiş. Merih var tabii ki. Ki Merih tüm yabancı basında da yer buldu. Aynı zamanda Mert de aynı şekilde. Milli takım foto maç sayfası Demir Adam diyor. Bir diğer başlık yine Merih Demiral'dan bahsetmiş. Çok hızlı geçiyorum başlıkları. Tarihi kurtarış Mert Günok bir ulusun umutlarını yeşertti. Yine foto maçın bir diğer sayfası Baumgartner'ın kafa vuruşunda 90+4'te yaptığı kurtarışla millilerin gerçekten bu çeyrek finalde en önemli kurtarışını yaptı. Parla ay yıldızım demiş, Hürriyet gazetesinin başlığı da bu olmuş. Ya başıma bir şey gelmeyecek size. Ben o marşa ısınamadım ya. Müziğine ısınamadım ben onu. Ben başıma bir şey gelmeyecek ya. Güzel oldu ki bence. Gelebilir yani. Çok sevilen şeylere karşı çıkanların başına her şey gelebilir. Milliyet demiş ki Leipzig arşidükü Merih Demiral. Merih yine manşetleri süslüyor. Demir aldık, tam yol ileri Türkiye. Sabah gazetesinin manşeti de bu. Hemen devam ediyorum. Bir diğer gazete, Maestro Arda devlerin yanında. Real Madrid'li yıldızımız Arda Güler tur kapısını aralayan isimdi. Arda'dan zaten bahsetmek lazım. Şöyle diyor, 20 yaşına girmeden bir Avrupa Şampiyonası'na hem gol hem de asist yapan 3. oyuncu oldu. Ronaldo ve Rooney ile birlikte. Her zaman ilklere imza atacak bir oyuncu olacak bence Arda. Ve Türk önde, Türk ileri demiş bir diğer gazetemizin manşeti, Sözcü gazetesi. Son olarak da Sözcü'den taktik satrancı diyor. Tabii burada oyundaki Montella'nın tercihleri üzerinden bir başlık atılmış. Şöyle ki, Avusturya hücum ederken 5-3-2 dizilişiyle defans yaptık. Hücumdaysa 3-4-3 ile dizildik. Buradan devam edelim isterseniz, manşetler böyleydi. Sözcüyü tebrik ediyorum, iyi yerden yakalamışlar. Çünkü gerçi 5-3-2 değil 5-2-3 gibi yaptık ama sonuçta o yedili, arkadaki yedili hattı hiç bozmadık. Çünkü arkadaki yedili hattı bozmamamızın bir numaralı sebebi, orada parçalansak, dağılsaydık, onlar kaptıkları toplarla çok süratle oynayabiliyorlar. Mesela Erbatur'un evet, kulakları çınlatalım, yetenek seti diyor. Yetenek seti olarak çok muhteşem bir Avusturya'dan bahsetmiyoruz. Bazı pozisyonlarda daha yetenekli Hollanda'yı 2 saat önce izlediğimiz için bir korku geliyor Hollanda maçıyla. Bu arada rica edeyim yönetmenimizden turnuvanın ağacı da ekrana gelsin. Onun üzerinden görelim böylece şansımızı. Dolayısıyla orada biz adamların çok doğru noktalarını kapattık. Bunu da nasıl yaptık? Kaan maçın adamlarında o kadar çok oyuncu maçın adamı ki. Kaan 3. stopere geldi. 2 bekimiz önce açıldı, sonra kapandı. Orkun'la İsmail neredeyse hiç çıkmadı. İkinci yarı buna o kayda katıldı, zaten daha da gömüldük. Orada zaman zaman onları kenara mahkum ettik. Kenara mahkum edince ne oldu? Çok da orta yapmadı. Yani bizim anladığımız anlamda orta yapmadılar. Ortaları çıkarttık. Ortaları çıkarttık. Abdülkerim bazen Aksamak'la beraber ortaları kafaya çıkarttık. Onların oyununu kenara mahkum ettik. Kenara mahkum edince de iki bekimizin harika performansı hem hücumda hem savunmada. Barış zaten sağ tarafta yardımcı oldu. Kenan da yardımcı olmaya gayret etti. Abdülkerim Bardakçı bazen ara toplarda, uzun toplarda aksamasına rağmen onları oyunsuzlaştırdık. Onları oyunsuzlaştırınca da sonuç bu oldu. Bu arada şimdi son bir dakika turnuva ağacına da bakalım. Çeyrek final eşleşmeleri zaten bizim maçımız son karşılaşmaydı. Böyle belli oldu. Şimdi Hollanda ile karşılaşacağız. Ardından İngiltere-İsviçre mücadelesinin kazananıyla eşleşeceğiz. Bu turu geçebilirsek, çeyrek finali geçebilirsek aslında bizim olduğumuz ağacın alt tarafı gerçekten gayet yolumuz açık. İyi. Bizim dışımızdaki 7 takımın en iyi oynayanı İspanya. Ve İspanya Almanya eşleşmesi Almanya de iki iyi favorinin başladı, bir arada yaptı. Olması. Portekiz Fransa kötü oynamaya başladılar. Kötü oynamaya başladılar. Portekiz zaten bizim maçta bile öyle efsane oynamamıştı. Bizden iyiydi sadece. İngiltere evet, çok parçalı bulutlu oynuyor. Hollanda bizi geçerse turnuvanın şanslarından ama
şurası sanki 14 Temmuz gecesi finali İspanya'nın tırnak içinde çok önde olduğunu gösteriyor. Evet, bizim İspanya taraftan da biz gelmezsek, ben sanki buralarda tahmin yapmak çok zor. Sanki Hollanda gibi diyorum eğer biz gelemezsek. Teşekkür ederim Mehmet Ayhan.